Euro 2024 özele hoş geldiniz. Bugün Özer'le birlikteyiz. Özer yine bir milli maça denk geldik. Seninle burada şimdi konuşacağız. Tabii önceki Gürcistan mücadelesinden çok şey değişti. Bugünlere gelene kadar biraz arada bir Portekiz maçı. Aynen, Portekiz maçı ve Portekiz maçından sonraki süreç oldu. O bağlamda tabii hemen milli takım konuşuruz ama günün maçları hemen aktaralım. Saat 19'da Slovakya, Romanya, Ukrayna, Belçika mücadeleleri olacak. Saat 22'de de Gürcistan, Portekiz'e, Çekya, Türkiye mücadelesi olacak. Şimdi tabii bilmiyorum diğer mücadeleleri konuşmak ister misin ama bizi en çok ilgilendiren saat 22'deki Çekya. Ya 22'deki Çekya Türkiye maçına hızlı gireceğiz. Hani 19 programını hızlıca istiyorsan konuşup bir aradan çıkartabiliriz. Bu turnuvada B ve D grubuna ölüm grubu deniyorken genelde F grubuna da E grubuna düzeltiyorum. Belçika, Slovakya, Ukrayna, Romanya grubuna da yaşam grubu diyoruz artık. Çünkü şöyle bir kafa kırıcı bir durum var. Eğer bugün o gruptaki iki maçta beraberlikle biterse grubun birincisi de 4 puan da olacak. Grubun sonuncusu da 4 puanlı evet. olacak. Aynı anda herkes 4'er puanla bu grupta dizilim yapacak ve 4 puanla bir takım birinci olup gruptan çıkarken diğer takım 4 puanla sonuncu olup turnuvaya veda edebilir. Matematiksel olarak evet. Bunun bir mümkünatı var. O yüzden tabii ki bu grupta oldukça kafa yakan işler var. Belçika bir favori olarak elbette burada tatmin etmeyen taraftaydı. Ukrayna birçok kişinin sürpriz adayıydı. İlk maçta kötü gözüktüler. İkinci maçta 60. ilk 30. dakikadan sonra bence daha düzgün top oynadılar. Romanya buraya zevk kattı. Slovaklar bence birçok insanın beklentisini aştı. Benim biraz daha beklentilerim dahilinde oynadıklarını söylemem lazım. Çünkü tutucu ve fiziksel yapıları güçlü bir takımdı. Bunu da göstermeyi başardılar. Bugün özelinde hani zaten Türkiye-Çekya maçı olduğundan ötürü ağırlıklı olarak oraya gireceğiz. Hani bu gruptaki matematik tabii ki bu. Portekiz-Gürcistan maçında yani Gürcistan'ın kazanması bizim için bir felaket senaryosu taşımakla beraber gerçekten de turnuvanın belki de en büyük sürprizi olabilir. Burada Portekiz rotasyonlu kadrosuyla bile Gürcistan'ı yenecek güce ve oyunculara sahip. İstiyorsan senin de ekleyeceğin bir şey yoksa böylelikle Türkiye-Çekya maçına doğru girizgahı yapabiliriz. Yani evet, Gürcistan-Portekiz mücadelesine de benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Portekiz'e bol şans. Portekiz'e bol şans bu sefer ve tabii yani bilmiyorum, ben öyle bir sürpriz beklemiyorum. Beklemek de istemiyorum. Ne olur böyle bir şey olmasın. Herkes bugüne kadar gösterdiği mücadelede aynı şeyde düzlemde devam ederse her şey şimdilik bizim en azından lehimize görünüyor şu durumda. Ama Çekya'ya baktığımız zaman nasıl derler, hoş geldin eski dostum. Evet yani eski dost ve yine buradayız. Evet yani bence bize ters gelen bir futbolları var. Burada dürüst olmak lazım. Evet. Fizikseller, uzunlar ve aynı zamanda da bence formda oyuncularla da kurulu bir kadrolar. Bize çok ters gelen yapıları var. Yani Türkiye klasik olarak şu anda iki türlü takıma karşı bence oynamakta çok büyük problem yaşıyoruz. Birincisi topu ayağına almak istemeyen takımlar. İkincisi de fiziksel olan ve basan takımlar. Çekya topu ayağına da almıyor ve Çekya ileride ikinci topları da çok iyi kazanıyor. Türkiye'nin şu ana kadar konuşulmayan bir aslında zayıf karnı, biz çok uzun bir takım değiliz. Biz biraz aslında kısa ve fiziksel olarak zayıf bir takımız baktığımızda. Ve Çekya bu turnuvanın belki de hava hakimiyeti en yüksek takımı. Açık ara en yüksek takımı hem de. O yüzden bu maçın bence bir kritik ve çok da kritik bir noktası ceza sahasımızın çevresinde bu takıma duran top vermemek olacak. Yani Çekya'ya kaybettiğimiz topları geri kazanmaya çalışırken veya Çekya baskısı bizden top kazandıktan sonra faul yapmamalıyız. Faul yapıp Çekya'ya duran top vermek demek kalemize çok büyük bir tehdidi kabul etmek olacaktır. O yüzden bence bu maçın çok kritik bir yanı bu olacak. Bizim için belki bir avantaj, Çekya'nın forveti Patrick Schick sakat ve bu maçta %90 ihtimalle oynamayacak. O açıdan yine önemli. Çekya topu ayağını istemeyen bir takım ama bizim kalemize gelebilecek de bir takım. Nasıl bunu yapabilirler? Çünkü çok fazla topları uzun vuruyorlar ama uzun topları ileride çok iyi basıyorlar. Yani birazcık şişirip, kendi yarı sahalarından topları şişirip rakip yarı sahada inen topları basıp alabiliyorlar. Bunları yapabilecek çok iyi oyuncuları var. Yani Patrick Schick, Jurasek, yine Anton Barak, bu konularda iyi isimler. İleriye baktığımızda yine Hiloşek 10 numara karakterli, baskılı bir oyuncu. Bugün Schick'in yokluğunda 3-5-2'deki ikiliyi nasıl yapacaklar? Bence onlar için büyük bir merak konusu. Ben oradaki muhtemel ikilimin Hiloşek ve Kuşta olması yönündeyim ama Serni'yi de bence orada kullanabilirler yine Çekler. Ama nereden bakarsak bakalım bu takım çok uzun, çok fiziksel, hava toplarına çok hakimler ve ileride çok fazla da pres yapıyorlar. Aslında top ayaklarında olduğu zaman çok tek yönlüler. Yani sadece kanat bekleri üzerinden aslında hücum eden bir yapı görebiliyorsunuz ama topu havaya attıklarında, topu sizden kazandıklarında asıl
bu Çekya takımının fark yarattığını görüyoruz. O yüzden de bizim gerçekten burada dikkatli olmamız, Çekya baskısını ve Çekya fizikselliğini iyi yönetmemiz lazım. Hani bizim tarafımıza doğru girersek bence bu maç bizim en spesifik takımla çıkmamız gereken maç. Yani bu takımda bugünkü ilk 11'de herkesin çok spesifik rolleri olmalı. En doğru 11'le çıkmamız kesinlikle gereken. Öyle. Ve takım olarak da en spesifik oyun planına belki de ihtiyaç duyacağımız maç Çekya maçı olacak. Tabii, çünkü Portekiz mücadelesinden hatırlarsın. İkinci yarı Çekya bambaşka bir Çekya'yı evet. izlemiştik ve 2-1 olması bence o noktada gerçekten o maç berabere de bitebilirdi. Tabii ki zaten. Portekiz zor kaçtı o maçta. Gerçekten 1-1 berabere bitebilirdi. Çekya'ya o yüzden çok kolay gözüyle bakılıyor. Denk geldim ama ben bize çok kolay olacaklarını düşünmüyorum. Gürcistan'la da berabere kalmışlardı. Senin de dediğin gibi bir de bizim tabii şu an kadro açısından çok fazla içeride konuşulduğunu artık Avrupa Şampiyonası'ndaki bütün takımlar ne yazık ki biliyor. Şu an bizim tabii içeride bir karmaşa olduğunu farkındalar. Onlar da bundan yararlanmak isteyecekler. Bir işte belki 11'de onları şaşırtabiliriz ama işte Portekiz maçında hoca 11'le şaşırtmak istedi. Doğru bir 11'le mi çıktık? Tartışılır. Uzun günlerde tartıştık. O yüzden bilmiyorum, biraz da 11'e baktığımız zaman ben belki dün seninle bunu aşağıda da konuşmuştuk ama Cenk önde, Barış Alper arkada olabilir diye düşünüyorum. Ama benim tamamen şahsi düşüncem, bilmiyorum hoca ne yapacak. Kalede Altay yazılan yerleri de gördüm. Uğurcan'ı da gördüm. Anladığım kadarıyla Mert olmayacak diye düşünüyorum. Ya Mert'in sakatlığı halen büyük bir sis bulutu tabii ki. Benim aldığım, ya benim Almanya tarafındaki gazeteci arkadaşlardan aldığım son ilk 11'de kalede Uğurcan'ın olduğuydu. İleride yine Barış Alper, Arda ve Kenan üçlüsünü görüyoruz. Benim hani gördüğüm muhtemel 11'de Uğurcan kaledeydi. Sol bek Ferdi. Stoper ikilisinde Samet'i yazmışlar. Merih Demiral ve Samet Akaydın demişler. Sağ bekte Mert Müldür. Orta sağ üçlüsü Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan. İlerinin de Kenan Yıldız, Barış Alper ve Arda Güler olduğu yönünde. Burada tabii Samet'in sakatlığının da ben boyutundan emin değilim. Bence Samet'in durumu da maç saatine kadar değişebilir. Dün bir Samet'le Merih Kaan Merih, ihtimali olabilir. Samet'le Merih dün ikisi de antrenmandaymış. Yani evet. İdmandaymış ama hoca ikisini birlikte denedi ya, de gördüm. Bilmiyorum ne olacak ama o noktada bak UEFA'nın sitesine baktığım zaman orada da bir muhtemel 11'ler çıkıyor. Evet. İrfan Can'ı yazmışlar. Ya UEFA'nın 11'leri uçuyor abi ya bu turnuvada. Çok yani absürt 11'ler çıkartıyorlar. Gerçekten o noktada bilmiyorum ama baktığımda artık Türkiye'nin eksiklerinde İrfan Can'ın adını da göremiyorum. O evet ama yani işareti. Ama hoca son maç denemek ister mi? Bu çok bir de denenebilecek bir maç değil. Çünkü yani, bu grupta evet, halen tehdidimiz var. Bir de İrfan için hep şey söylendi. Yani biz onu grup maçlarından sonra son 16'da artık plana dahil edebilmeyi düşünüyoruz dediler. Bence İrfan ilk 11'de başlamaz. En iyi ihtimalle bir hamle oyuncusu olarak bence bu takımda kalır. Ben muhtemel 11 üzerinden şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Şimdi dediğimiz gibi Çekya gerçekten çok kuvvetli ve fiziksel bir takım ve bu maçın anahtarı orta sahada bu fiziksellikte ezilmemek olacak. O yüzden evet. Şimdi ben insanların tepkilerini anlayabiliyorum. Eğer bir yani bu 11, az önce benim saydığım 11 akşam saat 9.30'da da resmi bir 11 olarak hani sosyal medyaya düştüğünde ben birçok insanın bir klasik 9 numarayla yani bir Cenk Tosun veya Semih evet. Kılıçsoy'la sahaya çıkmamanın insanlarda bir infial yaratabileceğini düşünüyorum. Kalede kim olursa olsun Mert haricinde bence şu anda tartışma yaratacak. Bütün bunlara evet demekle beraber ben bu maçın açıkçası bir klasik 9 numara maçı olmadığını düşünüyorum. Yani Barış Alper maçı değil. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Ben Arda Güler sahte 9 diyorum. Çünkü bundan ötürü şöyle diyorum. Ya yani Gürcistan maçındaki yapılan değişikliğe benzer bir değişiklik bekliyorum. Bence Salih, İsmail ve Hakan umarım bu maçın ilk 11'indeki orta saha üçlüsü olur. Çünkü Çekya çok Salih'i fiziksel. Ben de çok istiyorum. Altını çiziyorum tekrardan. Çekya çok fiziksel. İkinci topları çok iyi kazanıyorlar. Çok hava hakimiyetleri yüksek. Bizim orta sahada Çekya'yla savaşmamız, Çekya'yla mücadele etmemiz lazım. Bu yüzden Hakan Çalhanoğlu'nun yanına iki tane daha bodyguard gibi olabilecek aslında oyuncunun gelmesi şu anda bu takımın orta saha kurgusunda çok ideal olacaktır. Ben bu yüzden Salih İsmail başlaması durumunda yani Hakan'ın yanında iki tane 8 numara kıvamında oyuncu başlaması, 6.5-8 karakterli iki oyuncunun olmasının ben orta sahaya Türkiye hakimiyetini getirmek açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Niye sahte 9 istiyorum da bir geleneksel santrafor istemiyorum'a da gelirsek aslında dediğimle çok bağlı. Şu anda Çekya'nın
oturmuş bir üçlü savunma düzeni var ve fiziksel bir orta sahası var. Bizim burayı karıştırabilmemiz için orta sahada sayısal üstünlük elde etmemiz lazım. Bu yüzden de forvetten bir oyuncunun orta sahaya doğru düşmesi, sahte 9'u üstlenmesi bence iki şey yaratabilir Liva. Birincisi orta sahada bize sayısal üstünlük getirebilir. İkincisi oraya düşen oyuncu muhtemelen Çekya'nın savunma oyuncularını da arkasında sürükleyecektir. Ve orada arkasından sürüklemesi durumunda da bizim kanatta forvet karakterli hızlı kanatlarımız, burada bu oyuncular Kenan Yıldız ve Barış Alper olması bekleniyor. Bu iki oyuncu da o zaman oradaki hatlara sarkabilirler ve bizim skor tehdidimizi oluşturabilirler. Bence bu spesifik olarak izlenilebilecek plan, izlenmesi gereken plan. Savunmaya çok ufak dönecek olursam da Samet sağlıklıysa ben Banko Samet'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben Portekiz maçından sonra Samet'in o kadar eleştirilmesi gerçekten çok büyük bir hataydı. Gerçekten yapılmaması gereken bir hataydı. O golü geçiyorum ama onun dışında gerçekten Gürcistan mücadelesinde ve Portekiz maçında da zaman zaman Samet ya hatasından yani. Önce de hatasından sonra da kritik müdahaleler yaptı. Çok kritik kurtarışlar da yaptı yani. Biz bu çocuğu hemen işte o hatada tek şey kalemde silemezsin ve ben de sana katılıyorum. Samet'i görmek isterim. Mert Müldür'ü zannediyorum bu maç bence göreceğiz. Mert %100 olmalı çünkü boyu da uzun. Ya evet. Ben çok üstünü çiziyorum bu durumun. Hani biraz böyle abes geliyor sen belki hayır de. Hayır ama fiziksel olarak bence evet. Gerçekten doğru bir şekilde yaklaşıyorsun. Mert Samet olursa, hoca Merih'i de dün Samet'le denediği için belki Merih Ferdi görebiliriz. Bence %100 öyle olur. Eğer böyle olursa en azından ya sürekli savunmamız çok fazla eleştiriliyor. Ama bence ben de sana katılıyorum. Bu akşam çıkacak en doğru savunma bu olur. Ya bu savunma hattı en ideali olur evet. Bence şu an eldeki duruma baktığımızda. Çünkü Abdülkerim kart cezalısı yok. Gelemez. Kaan Ayhan'ı orada şu anda yani eğer Samet sağlıklıysa ben Merih Samet'e gitmeyi daha çok tercih ederim. Kaan'ın da bir sakatlık durumu var. Evet Kaan'ın da var. Yani bu durumda Ahmetcan Kaplan çok konuşuluyor. Eğer Samet sakatsa ve Kaan'ın da bir problemi varsa zaten Ahmetcan başlayacak o zaman. Elde başka oyuncu yok. Yani sol ayaklı sol stoper Abdülkerim'den sonra Ahmetcan geliyor tabii. Ama bence en optimal Ali, sağlıklı bir Samet var ise Ferdi, Meri, Samet ve Mert Müldür olacaktır. Zeki de bence Portekiz maçında 3. golden sonra kötü gözüktü. Bizim şu anda sağ bekte ilk maçtan formda gelen ve bence fizikselliğiyle de yani en azından uzun bir oyuncu olmasıyla beraber de buraya bize bir avantaj sağlayabilecek olan Mert Müldür'e sağ bekte ihtiyacımız olacak. Kaleci konusunda ben çok fazla bir şey diyemiyorum. Mert Günok'un sakatlığı durumunda yani Uğurcan ya da Altay çok Uğurcan veya Altay'ın ben inanılmaz farklılık yaratacağını düşünmüyorum. Tamam Altay'ı denedi. Olmadı olarak görüyoruz. Bence de bu arada ilk golde mesela iyi bir kaleci o topu çıkartabilirdi belki de. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum. Deneyebiliriz yani. Çünkü zaten bizim artık orada birazcık zar atma zorunluluğunda olacağız. Ama geri kalan yerlerde çok spesifik bir kadro ve spesifik rollerle plan dağılımına ihtiyacımız var. Ben kafamda açıkçası puzzle'ı gelen son muhtemel 11 haberlerine göre de bu şekilde oturttum. O noktada Hakan sürekli eleştiriliyor. Yani sana Hakan'ı da sormak istiyorum. Gerçekten her maç bitiyor işte kaptan yine olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Bilmiyorum Hakan'ın ilk iki maçta sence yani yapabilirdi ama yapmadı dediğin bir şey var mı eleştirebileceğin? Yok yani bence şöyle bir şey var. Yani ne olmadı? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Tamam Portekiz maçını kaybettik de biz bu Çekya maçında berabere kalırsak veya Çekya'yı yenersek bu gruptan çıkıyoruz ve son 16'ya kalıyoruz. En son ne zaman son 16'ya kaldık? 2008. Yani o zamandan beri yok böyle bir başarımız. O yüzden hani ne olmadı? Olmayan şeyi anlamakta bence. Hakimiyetini, takımı toplamasını, işte gerçekten o biraz bir abilik tavırları var ya ben ya Hakan'ın yani bence çok oturdu ve bence, Hakan yapıyor bunu şu ya an. Bence şöyle bir durum var. Hakan'ın rolünü sırtındaki numaradan okumamak lazım. Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı giyiyor olabilir ama Hakan Çalhanoğlu geleneksel bir 10 numara olarak oynamıyor bu takımda. Hakan Çalhanoğlu hani eğer biraz daha forma rakamı üzerinden rol dağılımına gideceksek bir 6 numara olarak oynuyor bu takımda. Çünkü Inter'de de böyle oynadı ve Inter'de bunu yaparken geçtiğimiz sezon dünyada bu rolü yapan en iyi oyuncuydu veya en iyilerinden bir tanesiydi. Hakan Çalhanoğlu'daki bence beklentinin biraz abes olmasının sebebi insanlar sırtında bir 10 numara gördüğü zaman derin bir oyun kurucu beklemiyorlar. İleride daha yaratıcı bir oyuncu bekliyorlar. Ama hayır Hakan Çalhanoğlu bu değil. Hakan Çalhanoğlu bu karakterini değiştirdi ve artık bu rolde oynuyor. Ve bizim de onu en iyi olacak rolde tutmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Ben kötü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de eleştirileri de Hakan'a karşı yersiz buluyorum. Ve aynı eleştirilerin Çekya maçında iyi bir sonuç alınması durumunda çok hızlı da kaybolabileceğini düşünüyorum. O yüzden de Hakan'ın ben burada yine çok kritik bir rol olacağını da söyleyeyim. Çünkü bu presi
bizim en iyi kırabileceğimiz hatta güvendiğimiz oyuncular şu anda bence Ferdi, Hakan geride. İleride dediğim gibi oynaması durumunda bir sahte 9 Arda Güler'in ben burada yine önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum. Bizim presteki en hani güvendiğimiz, bizi bu presten çıkarsın diye bakacağımız oyuncular Ferdi, Hakan, Arda ve İsmail Yüksek olacaktır. Onu soracaktım sana şimdi. Uğurcan'ı yazdık. İşte Mert, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan. Hocanın yerinde olsan Arda, Kenan, Barış Alper'i ya da değiştirir misin ya da aynı bu şekilde mi çıkarım diyorsun? Ben Barış Alper'i sağ uçta başlatırım. Barış Alper'i en uçta başlatmam. Ama ben Montoya'nın bu konuda yine açıkçası Barış Alper'i en uçta... Yani bu 11'i gördüğümde bence Barış Alper'i en uca yazıyor Montoya diye düşünüyorum. Bence bu bir hata. Gürcistan maçında maç sırasında bu hatadan döndü. Evet. Çekya maçında da eğer 11 bu ise dilerim bu hatadan yine kısa zamanda döner. Çünkü Barış Alper bence bu maçta kenarda olmalı ve dediğim yani sağ kenarda olmalı. Ve Arda Güler biraz daha merkezi dörtleyen oyuncu olup sahte 9'u üstlenip ortadan hem driplingiyle hem de hat kıran paslarıyla Barış Alper'i ve Kenan Yıldız'ı daha aktif etmeli, aktive etmeli diye düşünüyorum ben. Ya olabilecek en iyi şey bu. Ben 9 numara eleştirilerini anlıyorum. Bir Portekiz maçında özellikle de maç elden gittikten sonra denenebilirdi diye düşünüyorum. Ama samimi düşüncem, Çekya maçının ben bir 9 numara bir santrafor çağırdığına inanmıyorum. Ben açıkçası anahtarın oraya bir Cenk Tosun atıp Çekya'nın 3 stoperiyle boğuşmak olduğunu düşünmüyorum. Bence oraya bir teknik kalite Arda Güler koyup 3 stoperi biraz daha ileriye çekmek olduğunu ve arkalarını hızlı oyuncularımızla, Kenan Yıldız'la, Barış Alper'le, oyuna sonradan giren bir Kerem Aktürkoğlu'yla, bir Yunus Akgün'le sarkmak olduğuna inanıyorum. Peki bu noktada kağıt üstünde baktığımız zaman bu hikayede sence galibiyete yakın olan taraf? Ya ben bu takımın Portekiz maçından sonra nasıl bir ruh halinde olacağını çok merak ediyorum. Bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Evet yani. Şimdi ya bence o çok belirleyici olacak. Bir şimdi, küçük de oraya değinmek gerekebilir. Yani biz tabii işin daha teknik taktik boyutunu konuştuk. Ama ya Portekiz maçından 4 gün geçti ve şu 4 günün her gününde bu milli takımla ilgili çok yani saçma salak haberler çıktı. Ve bunlar tabii ki de bir veba gibi kampa da, oyunculara da, teknik ekibe de yayılıyor. Bundan ötürü de ben yani Türkiye takımını sahada görmeden açıkçası buna net bir yorum yapmakta çok zorlanıyorum Liva. Yani çünkü bu takımın sahada nasıl bir zihin yapısında, nasıl bir mental yapıda olduğunu görmeden benim bunu söylemem çok zor. Ama ben doğru taktikle, doğru rol dağılımıyla bu Çekya takımını Türkiye'nin çözebileceğine inanıyorum. Ama eğer Türkiye'de böyle bir rol dağılımı olmazsa ve Türkiye'de kafalar dağınık olursa Çekya bizim başımıza çekici indirebilir. Onun da bence unutulmaması lazım. 2-0-0 ilk yarı beraberlikle soyunma odasına gelirse ikinci yarı bizim işimiz daha mı zor olur? Bence daha zor olmaz. Yani eğer oyuna bağlı, nasıl bir oyun oynadığımıza bağlı. Biz eğer oynadığımız oyundan ikna oluyorsak, oynadığımız oyundan şevkleniyorsak ikinci yarıya da avantajlı başlayabiliriz. Bence bunun ucu çok açık olacak ve biraz matematiğini konuşursak işinde gruptan ikinci çıkmamız durumundaki rakibimiz Avusturya, gruptan üçüncü çıkmamız durumundaki rakibimiz şu anda birçok kişinin turnuvanın en iyi takımı olarak gördüğü İspanya olacak. Oradaki matematik de bence yine belirleyici olacaktır oralara geldiğimizde. Ama zaten biz berabere de kalırsak gruptan ikinci çıkacağız şu anda. Evet. Yani Çekya karşısında bu avantaja sahibiz. Beraberlik durumunda eğer biz sahada oyuna daha hakim olan tarafsak belki biraz daha tutmaya da yönelebilir. Ama bence bütün bunlar birazcık hani şu andan konuşulabilecek şeyler değil, işler geliştikçe konuşulabilecek konular. Tabii biz şimdi çok böyle farazi havadan konuşuyoruz. Evet. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hocanın nasıl bir kadro çıkaracağını da bilmiyoruz. İlerleyen saatlerde neler açıklanacak? Mert'in sakatlığı açıklanacak mı? Hiçbir şey bilmiyoruz henüz ama şunu da dün akşam aslında bence Avrupa Şampiyonası'nın en şaşırtıcı akşamlarından biri. Tabii ki de. Biz şunu gördük. Avrupa Şampiyonası'nda her an her şey olabilir. Kesinlikle öyle. O yüzden ben evet, ikinci de çıkabiliriz, üçüncü de çıkabiliriz. O gerçekten muamma, artık o noktada her zaman bir soru işareti taşıyacağız ama bakalım akşam için gerçekten ben çocuklara güveniyorum. Umarım ki kendilerini bu haberlerle çok fazla üzmemişlerdir. Tabii ki okumamaları gibi bir durum artık söz konusu değil. Hepimizin elinde cep telefonları var. Twitter'a girip herkes her şeyi okuyor. O noktada da yazan herkese gerçekten bir kere daha yani... Hiçbir şey söyleyemiyorum. Her zaman şunu söyledik. Doğrudur, yanlıştır. Hoca bir şeyi doğru yapıyordur, yanlış yapıyordur özel. Hiç önemli değil ama turnuva sırasında mı konuşulması gerekiyor kardeşim bunu? Sürekli mi turnuvaların sırasında konuşuyoruz? Bitsin, dönsünler.
İsteyen istediği gibi eleştirsin. Ben artık öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de biraz sen söylerken kafamın arkasını düşündüm. İlk yarının 0-0 bittiği durumda Türkiye nasıl bir karakteristikte olur? Bence Türkiye bu maçta ofansif kafada olmak zorunda. Çekya'yı absorbe etmeyi düşünmemeliyiz. Çünkü Gürcistan maçında da geriye yaslandığımızda Gürcistan bize çok problem çıkardı. Çekleri eğer kendi birinci bölgemize çok davet edersek uzun toplarla Çekya orada bizi üzebilir. O yüzden bence Çekya'ya karşı sürekli aslında biraz daha bizim bir şeyleri kontrol edebildiğimiz. Yani 0-0 ise bile en azından bizim biraz daha kontrolümüzde geçen bir 0-0 olması adına bence Çekleri çok da üzerimize çağırmamak lazım. Evet, ona katılıyorum. Bir de ben de şunu düşündüm sen söylerken. İlk yarı 0-0 bitmesi durumunda biliyorsun bize 0-0 sanki bir mağlubiyetmiş gibi bir hava olduğu için o noktada da bakalım gerçekten çocukların psikolojik üstünlüğü de çok önemli olacak. Diliyorum ki toparlamışlardır. Kesinlikle. Diliyorum herkes şu an çok iyidir. Herkes elinden gelen en iyisini yapsın. Yani bu, çünkü şunu da her zaman söylüyoruz. Bu çocuklar sadece Avrupa Şampiyonası Euro 2024'te oynamayacak. Bu çocuklar gelecekte de oynayacak. Tabii. O yüzden üzerlerinde çok büyük baskılar kurup onları milli takıma küstürmeye gerek yok. Bakalım bugün bize neler getirecek Özer. Çok da heyecanlıyız. Bir yandan da gerginiz artık. O senin de dediğin gibi umarım ki Çekya maçından bir galibiyet gelsin de o Portekiz maçındaki havayı tamamen üstümüzden atalım. Kesinlikle öyle. Artık bunu bekleyeceğiz. Maç oynansın ve biz tekrardan futbolu bu şekilde konuşalım. Takıma da başarılar. Çok kritik bir maça çıkıyoruz. Son yıllarda çıkmadığımız kadar önemli bir maça çıkıyoruz uluslararası futbol arasında. Evet. Perşembe Cuma yokuz, onu da hatırlatalım. Evet. Minik bir ara vereceğiz çünkü artık Avrupa Şampiyonası'nda şeyler tamamlanmış olacak. Gruplar. Gruplar tamamlanmış olacak. Cumartesi günü tekrar son 16'larla artık karşınızda oluruz diye düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın. Görüşmek üzere.